veya Merkez Hakem Komitesi Başkanı olsaydım geldiğim ilk zamanda bakardım ve yapacağım iş bu olurdu. Ama hangi hakemi? Hata yapmış. Maçı birbirine katmış. O hakemi değil. Ama bana göre iyi idare etmiş bir hakemi. istemiyor musun? Al kardeşim derim. Çünkü bu işin artık bitmesi lazım. Şimdi Serdar Tatlı'ya ne düşüyor? Bak ne diyor? Feyyaz ben şimdi dikkat edeceğim. Şimdi Verdikler hakemler bundan sonra Serdar Tatlı ki bu işi doğru yaptı bunu vererek. Serdar Tatlı bundan sonra şunu beklerim Serdar Tatlı. Fener maçından sonra bir idareci dedi ki bu hakem bir daha bize vermeyin. Ama hakem iyi idare edecek maç. Bence de iyi idare etti geçen maç. Bence iyi idare etti. Ufak tefek hatalar yaptı. Bu maçı da iyi idare etti. Bak ondan ne söylüyorum? Ben şöyle yaparım abi. Serdar Tatlı Serdar Tatlıysa ben Galatasaray olarak bir daha bu hakemi istemiyorum. Yönetici veya teknik adam ertesi hafta verir. Ancak böyle biter bu iş hocam. Bu diyeceksin ki şimdiye kadar niye yapılmadı? Bir yerde başlamak lazım. Tamam hocam takipçi yani, olacağız, laikleyeceğiz bundan sonra. Bu, bunu Beşiktaş'a da kasıtlı yapıldığı fikrinde değilim. Ama Feyyaz şimdi bugün Beşiktaş takımını izliyorum. Hakemi bu kadar takılırsa, bilmem neye takılırsa Beşiktaş takımının kimyası da Geçen hafta 90. dakikada yediği gol bozdu. Hocam Fener'den yediği gol. Yerden göğe kadar haklısın. Hem futbol takımının hem Sergen'in kimyasını bozmuş. Bugün ben Sergen'in suratını haftayım da girerken gördüm hatta konuştuk. Tuhaftı. Sergen öyle değildi. Yani hakem hakem sana göstere göstere bir hata yapıyorsa tamam. Ama hata yapıyorsa onu sen de anlarsın, ben de anlarım. Top oynamış herkes anlar. İlla hakem olmak şart değil. Ama bazı şeylerde de hep hakem hakemden gitmiyor hocam. Ha Serdar Tatlı'nın yaptığı bir ilk. Çok da doğru yaptı bence. Ve bundan sonra da yapmazsa hata yapar. Bundan sonra yapmazsa hata yapar. Çünkü dördüne birden verdi. Mesela bizin dün hake, akşam hakemi beğenmedik. Aslında hakem o değildi. Hakem Fırat Aydoğmuştu. Galatasaray bir buçuk yıldır istemiyor. Bir buçuk yıldır. Fırat Covid olduğu için iki buçuk. O hakemi yıldır hocam. İki, buçuk, Tabii. buçuk. i̇ki buçuk istemiyor. Bir buçuk yıl mı Trabzonspor kavandıra? Evet, vereceksin abi. Niye vermiyorsunuz ya? Ne kadar vereceksin? Neden güzel korkuyorsunuz? 2,5 yıl ne kadar evet. güzel hocam. Bir evet. hakemi istemiyorsun. buçuk yıl gelmiyor. Evet. Öbür taraftan olacak bir kere iş istemiyor mi? Bir ya. Hafta olacak sonra iş. Veriyorsun. Mi? İş mi şimdi bu hocam? Ha, de... şimdi bak. Şimdi o hakemi Sergen karşıdan istemiştir naklen yerinde. Onlar müracaat etmişlerdir. Demek ki büyük takımların müracaatı kabul ediliyor Feyyaz. Bu benim zamanımda da böyleydi. Ben İstanbul'a giremiyordum. Deplasmana veriyorlardı beni. Depl i̇şte senin zamanın ya. Deplasmanda bayılıyordu takımlar bana. İçeride iş böyle özellikle büyük takımlar beni içeride istemiyorlardı abi. Ya bu adalet mi? Niye? Çünkü başları belaya girecek İstanbul'da. Atacağım. Küfür edecekler atacağım. İstemiyorlardı ya. Hocam Feyyaz 5 sene FIFA hakemliği yapmışım. 5 Be yıl. 5 yıl FIFA hakemliğinde İstanbul'da. Yönetim. Fener Aydın. İşte Beşiktaş bilmem bilmem ne. Galatasaray Eskişehir. Beş defa çıkmışım. Derdileri hocam, beş hocam. yılda beş defa. Bu bir tesadüf mü? Organize var. O zamanlar da organize vardı. Şimdi de organize olmasın artık bundan sonra. Ben onu diyorum. Bitsin bu iş. Sergen Yalçın şeyi Aytaç aldı ya kenara Şenol olacak. Bak sizin yapamadığınızı onlar kendileri yaptı demiş. O Sergen'e göre. göre. Şimdi bak Tartışacağız. Birazdan gelecek herhalde. Göreceğiz. Ben de gördüm görüntü. Tartışacağız. Hakem o, o şekilde eleştirilmez. Hakem o şekilde eleştirilmez. Hakem bariz bir şeyler yaparsa eleştirilir abi. Yoksa o pozisyonu göreceğiz şimdi. Atılır atılmaz. ikinci sarı kart verilir verilmez. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. Atiba çok dağınıktık diyor. Biz devre soracağım program devre programında. Ya dört tane pozisyon var. İlk yarı ona Dördü de Beşiktaş'ın kalesinde. Şeyin Larin'i kaçırdığı pozisyonda da Beşiktaş verdi geri pas. Kaleci pas. yapası. yapası verdi. Varga verdi. Pozisyon yok ya. Kasımpaşa verdi. Son son 15 dakika filan yan top, kaba topları filan. Ama Beşiktaş bu değil ya. Beşiktaş bu değil. Bak hala yöneticisi konuşuyor. Hakeme takılırsan takımını kurtarırsın. Futbolcuyu, teknik adamı kurtarırsın abi. Onların hatasını ben sana söylüyorum. Fenerbahçe maçının kaybının esas sebebi Sergen. Ben Sergen'i çok beğeniyorum. Olmasını da istiyorum şampiyon. İnşallah da olur. İstiyorum. Ama abi Fenerbahçe maçında yapar hataları hakeme yüklemeyecek Sergen. Aldı, Fener'e gol attırdı. Ben teknik adam olsam orada topu ısırırım o golü attırmam. Bitiririm o maçı. Hocam bu iş böyle karşıdan baktığında yani bir yerde kendine bakacaksın. Bir yerde şimdi Beşiktaş takımına bakıyorum. Olacak şey değil ya. Peki bu takım bu kadar değişir mi abi? Ee, kafaları eğmeden devam edeceğiz. Daha çok maçımız var demiş Atiba. Ama bugün iyi olmadıklarını o da kabul ediyor. Yani çok dağınıktık diyor. Ya ilk yarı Beşiktaş takımının rakibine verdiği top. Valla saymadım ama 10-15 arası ha. İki elin parmaklarından fazladır. Hani 10-15 arası belki 20. Ya alıyorsun uğraşıyorsun. Ben oynayamıyorum. Al sen oyna diyorsun veriyorsun. Ya Beşiktaş takımı bu kadar kolay top kaptırır mı abi? Bilmiyorum. Peki Raya Hocam şimdi özellikle ilk yarıda çok fazla top kaybı yapan, orta sahası dağınık, bir türlü oyunu kontrol edemeyen ve kalesinde de ...ciddi pozisyonlar veren bir Beşiktaş vardı... ...Hayredinoviç... E, ...Varga... ...yani çok net, çok önemli pozisyonlarda ...karşı karşıya kaldılar... ...bir de kaçan penaltı var... E, ...böylesi bir ortamda... E, hani ...dünkü yenilgiden sonra... ...daha moralli olması beklenen... ...Beşiktaş'ın bu kadar dağınık olmasını bekliyor muydunuz? Bu kadar beklemiyordum... ...ama Beşiktaş yanlış yerlerde arıyor... ...şimdi e, maçtan sonra yöneticileri konuştu değil mi? Ne dediler? Bizim önümüzü kimse kesemeyecek dedi. Hakemler özellikle. Evet. Kimse de kesemeyecek. Kimse hakemler falan kesti yok Beşiktaş'ın önü. Beşiktaş maça çıkmadan önce hangi sıralamada pozisyondaydı? Birinci sıradaydı. Aynı hakemlerle buraya gelmedi mi Beşiktaş? Birinci sıraya. Beşiktaş'ın önü niye kessin? Esas iki haftadır Beşiktaş'ın kötü gidişatının birinci sorumlusu kim biliyor musun? Sergen Yalçın. Evet burada övdük, hakkını da verdik. Geçen hafta Geçen milli takım arasından önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçında son 30 dakika yaptığı yanlış değişikliklerle hem geç kaldı hem de e, takımının özellikle sağ içindeki geriye gitmesini, o kötü performansı vermesinde birinci sebep Sergen Yalçın'dır. Yani nasıl övüyorsak aynı şekilde de yereceğiz. Bugün de bu kadar kötü bir kurguyla çıkar mı Beşiktaş takımı? Neredeyse 4 stopers olmada oynuyor. Şimdi en sakalının ucumu yok zaten. Yani daralan becerisi yok, tekniği yok. E Necibi de zaten oynatıyorsun hiç. Yani sağ bek mevkinde oynayacak defansif hareket edecek. Dört stoper gibi. Rozeyla alıyorsun. Sağ yani sağ bek oynadığın yüzü dönük. <laughs> Necip'in oradan çok pozisyon. Hocam Bak bizimle Necip. <laughs> Jokerimiz olmadı evet, hocam. Olmadı. Ya, yani. yani. şimdi yüzü dönük hücum farklıdır. Sergen Yalçın'ın bunu bilmesi gerekir. Dün akşam örnek verdim. Roberto Carlos zaman Real Madrid'de sol, bek oynamazdı. O kadar iyi topu vuruyor. Sola açık oynatırlardı önde daha kale yakın. Niye sol bek oynadı? Dünyanın en iyi sol bek oldu. Yani böyle bir şey var mı? Rozel bir yüzü dönük oyunu görmek, oyunu okumak farklıdır. O oyun farklıdır sağ bekte. Sağ önde sırtı dönük oynamak farklıdır. Arkanda adam varken o konforlu oyunu oynayamazsın. Ama yüzü dönük oynarsın. Şimdi Beşiktaş'ta hangi oyuncu hangi oyuncuyla birbirini tamamlarsa iyi oynar böyle bir kurgu yok. Sergen Yalçın ne zaman bunu yaptı biliyor musun? Ne zaman Ersin penaltıyı kurtardı? Ondan sonra doğru değişikliklerle doğruyu buldu. Yani esas burada e, sorgulanması gerek. Hakem kötü inşaatta işte en büyük etken önümüzü yolumuzu kesecekler. Biz şampiyonluk yapmayacaklar mı? Bu söylemlerden daha farklı öz eleştiri Sergen Yalçın'ın kendine getirmesi gerekir. Kaybeden son iki haftada beş puanda evet diyebilirsin sen. Ya Abu Bakar, Gezal eksik ne diyorsun ya? işte Rakapsal Kapsal aynı şekilde Cenk oynamadı. Mensa oynamadı. İşte Dorukan Covid oldu milli takımdan döndü. Bunları da sayabilirsin. Ama sen sonuçta bir yarışın içine giriyorsun. Yani bu kadar övdüğünüz Beşiktaş'ı bu kadar kötü oynamasının en büyük nedeni bir Sergen Yalçın'dır. Hem de milli takım arasını iyi kendi lehine çevirecek şekilde geçirdiğini de düşünmüyorum. Sağda enerjisi düşük bir Beşiktaş vardı bir kere. Aldığımız sonuç bizi üzdü ama uzun maratonda e, bu mağlubiyetler her zaman var demiş. Sergen Yalçın devamı da vardır mutlaka. Yayıncı bunu, bunu çok güçlü bir takım almıyorsun ama Ender. Şimdi Kasımpaşa tamam tebrik edelim. Evet ama yani çok güçlü bir takıma evet bunu mağlubiyet alarak... düşme hattındaydı yani bugün düşme başlarken attı. Maç. Bak şimdi hayır tebrik de etmek gerekir Kasımpaşa'ya ama sonuçta Kasımpaşa ile oynuyorsun. Yani sen ne kadar eksiğinde olsa maçın favorisi Beşiktaş'tır. İstanbul'da oynuyorsun aynı zamanda. Yani Sergen Yalçın esas kaybeden iki maçta beş puan en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Hakem de orada burada önü kesmekte aramasın. Yani yöneticiler i̇ki buraya... İki şutu var bu sezon en düşük isabetli İsa tutu olan Saç, iki maçından biri. Ender birer. daha farklı bir şey var. Beşiktaş takımı organize olamadı. Ne zaman organize oldu biliyor musun? Artık Adem'le ile Doğuzan girdi. Daha doğru dağılım oldu. Rozel Sabek oynadı. Önde Gökhan girdi. Gökhan Töre. Beşiktaş son bölümde hatta son dakikalarda iki tane gol kaçırdı. En kötü bir atsa berabere biterdi.